Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber çocuklar için ya da büyükler için de yapabilirsiniz. Baklava dilimi desenli hırka yapacağız. Baklava dilimimizi şöyle ben kareli kağıtlara uyarladım. Şöyle üst üste gelecek şekilde. Burada model başladığı için şuradan şöyle üste getirmek daha mantıklı. Bu şekilde sıralama yaptık. Böyle aralarda hep küçük baklava dilimlerimiz ilerleyecek. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Burası şablon olarak tamamen arkada çalışmış olduğum sayı kadar şablon çıkardım. Bunu açıklama kısmına ekleyeceğim fotoğrafları. Siz de oradan erişebilirsiniz. Burada benim tek yapmadığım, siz dilerseniz şablondaki gibi, bakın şurada yarım dilim var. Yarım dilimi buraya yapmadım ben. Şurada da yine yarım dilim oluşacaktı. Yarımları yapmadım ben. Model burada bitsin, ortada kalsın istedim. Siz tabii ki bu yarımları da yapabilirsiniz ve önden de yarım denk geleceği zaman, bakın bu da ön parçam, şuradan da yarım denk gelir. İki yarımı birleştirdiğinizde tamamen bütünlüğü sağlayarak modeli birleştirmiş olursunuz. Şu şekilde düşündüğünüz zaman buraya da, ama bakın benimkinde sayı olarak denk düşmediği için burada bir sonraki model şu olacak. Bunu eklediğim zaman burada da aynısı var. Ortaya bir baklava dilimi sığmayacağı için ben yapmadım. Daha büyütmek gerekirdi. Yani siz de öreceğiniz ölçüye göre sayıları ayarlarsanız bütünlüğü sağlayabilirsiniz. Araya bir büyük baklava dilimi, bir de bunu yapabilirsiniz. Şimdi arka parçam için 83 ilmek başladım. Önler için 49 ilmek başladım. İp olarak da 2 tane böyle tüylü ve bir tane de şöyle sarın bir ip kullandım. Kiloluk satılan iplerden. Hepsi birbirinin tonu. Ben bu şekilde çok modeli öne çıkarmadan ama modeli yine de gösterecek şekilde yapmak istedim. Bu modeli dilerseniz 4 renk ip kullanarak da yapabilirsiniz. Zemin bir renk, burası bir renk, burası bir renk ve şu dış kısmı bir renk. Zaten şu kısımlarda da öyle denk geliyor. 4 renk yaptığınızda değişimli ayarlayabiliyorsunuz. Ben şimdi 4 renkle başlangıç yapacağım. Başlangıcımı nasıl yaptığımı da göstereceğim. Şiş olarak lastik kısmında 3,5 numara şiş kullandım. Çok net görünmüyor şişimin numarası ama şöyle şiş ölçümle gösterdiğim zaman bakın 3,5 numara lastiklerde kullandım. Üst kısımda da 4 milimetre kullandım. Yani lastikleri bir tık daha ince şişle örüyoruz. Siz de ipinize göre, diyelim yukarıyı 3 ile örmek istiyorsanız lastiği 2,5 ile örebilirsiniz. Şimdi başlangıcıma geçiyorum. Bir de bunun ölçülerini de vereyim size. Ön 20 santim,
Arka parçamız da 36-37 santime denk geliyor. Bu da beden tablomuzdan kaç yaşındaki çocuğa olabilir? 36-39 arası santimetre burası. 6-8 yaş arasına olabiliyormuş. Ama 5 yaşa da bence 36-37 yapabilirsiniz. Biraz geniş olması için, böyle dışarıda rahat giymesi için 5 yaşa da çalışılabilir. 34 santim arkanın genişliği, 37 idi bizimki de, 3 santim fazla. Bu şekilde başlamış oldum. Ön parçada yine buradan yola çıkarak yarısından biraz fazla başladım ön parçaları, lastikler üst üste bineceği için. Boyunu da ölçelim. Şöyle yukarıdan aşağıya doğru ölçtüğümde 43 santimetre boyu. Buradan da bakarsak arka ortadan basene kadar uzunluk, yani bu tam uzunluk. 5 yaşta 43, bakın. Bu ölçüye göre 43 yapmıştım. Ben biraz daha çok uzun olmasın, kısa olsun istediğim için. Birkaç santim daha uzatabilirsiniz isteğinize göre. Çocuğunuz boyluysa örneğin uzun yapabilirsiniz. Şimdi başlangıcımızda bakın bu şekilde çok güzel bir tekstil tipi başlangıç ve esneme payı çok düşük. Bu şekilde başlangıç yapacağız. Bu başlangıcımızda nasıl yapıyorum? Burada 83 ilmeğimiz var. Burada 43. Dikkat ettiyseniz tek sayı. Bu tek sayılarda 82 olduğunu düşünürsek 41 olur. Biri 41, 2'ye böldüğümüzde bir tanesi de 42. 49'u 2'ye böldüğümüzde 24, 25, toplam 49 oluyor. Burada biz 41 değil 42'yi, büyük olan sayıyı, burada da 25'i alacağız. İpimi aldım. 25 ilmek alacak şekilde. Yine buradaki 3,5 numara şişimle lastiğimi başlıyorum. Doğru saydıysam tamamladım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Burada 25 ilmeğimizi tamamladık. Ön parçayı başlayacağız. Şu kenarda uyguladığım kenar kısmında düzgün durması için, esnememesi için yaptığım işlemi de göstereceğim. Bir tane düğüm atıyorum buradan. Ve diğer şişimi alıyorum. Lastiğimiz birebir lastik. Buradan İlk ilmeğimi ters örerek başlıyorum. Dikkat edin. Yani buradaki başlangıcımızın önemi büyük. Çünkü sayımız tam denk gelecek o şekilde. Bir ters ördüm. Alt boşluktan ipimi aldım, geçirdim. Bakın bir tane ilmek oluşturdum. Bu ilmeğimi de hemen düz olarak örüyorum. Sıradaki ilmeğimi
ters olarak ördüm. Örgümün alt boşluğundan geçiyorum. İpimden ilmek aldım. Bunu şişime takıyorum ve düz olarak örüyorum. Bu şekilde bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Yani şişimizin üzerine başladığımız ilmekleri hep ters örüyoruz. Bu şekilde. Düz öreceğimiz ilmekleri de örgümüzün alt boşluğundan geçiriyoruz şişimizi. İpimizden ilmek aldık. Sol şişime geçirdim ve düz olarak ördüm. Yine ters ördüm. Örgümün altından ilmek aldım. Sol şişime taktım ve düz ördüm. Bu şekilde ilerleyerek sıra sonuna geliyorum. Tüm ilmeklerimi ördüm. Gördüğünüz gibi lastiğimiz bu şekilde görünüyor. Oldukça kullanışlı bir lastik şekli. İlk ilmeğim şöyle bakıyorum, düz, ters, düz. Düz örmeden aldım düz ilmeğimi. Şimdi artık herhangi bir işlem yapmadan bir ters, bir düz. Bir ters. Bir düz. Lastiğimizi ilerleteceğiz. Sadece ilk sırada yaptık bu işlemi. Tüm parçalarda bu lastik şeklini kullandım. Ön, arka ve kollarda. Bu şekilde ilerleterek lastiğimizi istediğimiz ölçüye gelene kadar öreceğiz. Burada şöyle sayabilirsek kabadan 2, 4, 6, 8, 10 sıra örmüşüm. Santim olarak da 3 santime yakın, tam 3 santimde örebilirsiniz. Şimdi 1-2 sıra daha ilerleteceğim ben lastiğimi ve model kurulumuna beraber geçeceğiz. Lastiğimi bu kadar ördüm ben. Bakın alt kısım ne kadar düzgün duruyor. Şimdi burada lastik 7 ilmek. Lastiğimiz için 7 ilmek öreceğiz ve bu ilk 2 ilmeği düz ön sırada örmeden alıyorum bu ilmekleri. İki, dört, altı, yedi. Şimdi burada boşluk var. Bakın modelimiz başlamadan şöyle hemen kutucukları sayıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane düz ilmek örüyoruz. Bir, iki, üç, dört ve beş. Şimdi ben bu küçük baklava dilimlerini siyahla yapacağım. İpimi bağlamadan bir tane düz ilmek ördüm. Arada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane ilmeğimiz var burada. Diğer baklava dilimine kadar. Bakın bu ipimle bir normal ördüm. Bir de şöyle siyah ipin arkasından dolaşarak alıyorum. Bir tane normal. Bir tane siyah ipimin arkasından dolaşarak.
4, 6. 9 ölecektik. 3 tane kaldı. 1. Bakın şöyle. Şuradan yani ipimizi siyah ipin altından dolaştırarak üstünden geçiriyoruz. Bu neden? Arka tarafta ipimiz sarkmasın, herhangi bir yere takılmasın, düzgün dursun diye bu şekilde çalışıyoruz. 2, 4, 6, 8, 9 oldu. 10. ilmeğim siyah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yine arada 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğimizi ördük. 10.sunu siyahla örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yine 9 tane ilmeğimizi ördük. Bir tane siyah ilmeğimizi örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve son ilmeğimi ters ördüm. Bu ilmek kenar ilmeğimiz olacak bir tane. Bakın burada da 2, 4, 5 tane modelimizin ilmeği var. Bir tane de kenarda kalacak. Şurada da lastikten önce 2, 4, 5 tane örmüştük. Şu lastik burası. En son terse kadar. Şurası pardon. Şimdi arkaya geçiyoruz. Arka taraftan yine bakın siyah ipimle yine bir alttan bir üstten yapıyorum. Şöyle de yapabilirsiniz. Şimdi buradaki bir siyahımız 3 tane olacak. 1, bakın şöyle atıyorum üzerinden, 2, 3, 1, 2, ilmeğimizi burada siyah ip bir üstteyken, bir de şöyle alttayken alıyoruz. Yine arka tarafta yani ön yüzde yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapmış oluyoruz bu şekilde. Şimdi bakın bir siyahın yanındakini ikinci siyahımızı ördük. Ve üçüncü siyahı ördük. Bu şekilde desenli örgü örerken hem boynunuzda örebilmek hem de elinizi kullanabilmek çok daha seri oluyor. Şimdi sıradaki ilmeğimi
düştüm. Yine bir. Bakın bu ipi üste atıyorum. Yine ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi bu ipi bıraktığım zaman da üstünden örmüş oluyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bu aradaki sayılar hep çift çift azalacak. Çünkü hem sağdan hem soldan artırdığımız için. İlk sırada 9 ilmekle başlamıştık arayı. Şimdi 7 oldu bu sırada. Hem arkada hem önde modeli uyguluyoruz bu arada. 1 İpimi çok çekmişim. Kısalmış ucu. 2 Burada hemen siyah ipimle bir düğüm atıyorum. Ve sıradaki ipimi, ilmeğimi de siyah ördüm. 3 ilmeğim siyah oldu. Şimdi lastiğe doğru geldiğimiz için siyah ipimi burada bırakıyorum. O tarafta çünkü gerekli olmayacak bize. Dört tane ters ilmeğimi ördüm. Şimdi lastiğimi örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. Bakın, arka sırada lastiğimin bütün ilmeklerini ördüm. Dönüyorum. Ön sıraya geçtiğim zaman lastiğime başlarken 1 2 düz ilmeği örmeden alıyorum ve sonrasında örerek devam ediyorum. İki, dört, altı, yedi. Burası lastiğimizin ilmekleriydi. Şimdi bakın burada 4 ilmeğimiz kaldı. 1 2 3 Şimdi siyah ipimizi yine dahil ediyoruz. 1 Şöyle ana ipimin altından geçiyorum 2 Üstünden 3 Yine altından geçiyorum 4 Ve üstünden geçiyorum 5 Modelimizde şu sıradayız bakın. 1, 2, 3, 4, 5 yaptık. Arada da 1, 2, 3, 4, 5 tane ana rengimizle ilmeğimiz olacak. Yani eşit sayıda. Bir tanesini de siyahın arkasından dolaştırarak alıyoruz. Renk geçişini bu şekilde sağlayacağız. Bu şekilde yaptığınız zaman örgünüzün arkasından sarkan ipler, giyerken çıkarırken bir yerlere takılan ipler olmayacak. Bu şekilde belki biraz oyalayıcı diye düşünebilirsiniz ama sonuç güzel. Bakın arka taraftan da bu şekilde görünüyor. Şimdi örgümüzü bu şekilde ilerleteceğiz. Dediğim gibi açıklama kısmına bu şablonu eklediğim zaman siz de kolaylıkla yapabileceksiniz. Bakın bu modelimizi azaltmaya başlarken 3 ilmek kaldığı zaman 3 ilmek ana rengimizle öreceğiz ve diğer rengimizi de örgümüze dahil edeceğiz bu sırada. Buradan dikkatlice takip edersek modelimizi uygulayabiliriz. Başlangıcımız ve modeldeki iplik geçişleri bu şekilde daha temiz olduğu için sizlere göstermek istedim. Yani tüm modeli beraber yaparak vaktinizi almak istemiyorum işin açığı. Çünkü aynı şeyleri yapacağız burada yazan sayılara göre.
arkayı ve önü tamamlıyoruz. Sonrasında kolları yine beraber başlayacağız. Örgümün de arkasını sizinle şöyle paylaşmak istiyorum. Bakın, herhangi bir ip çıkıntısı ya da fazlalığı diyelim görüntüde yok. Zaten başladığım bitirdiğim yerdeki ipleri de örgümün içerisinde saklayarak gayet düzgün bir görünüm elde ediyoruz. Dilerseniz tabii ki şu aradaki ipi de aynı bu tür tüylü iplerden, kuzu yünü deniyor sanırım bu ipe. Bu ipten kullanabilirsiniz. Dediğim gibi 4 renkli çalışabilirsiniz. Ben başladığım parçayı 4 renkli bir modelde çalışacağım ve sizlerle diğer videomda paylaşacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Yapmak isteyenlere şimdiden kolaylıklar diliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.